Bağdan geliyorum Arslan Efendi. Bostan'dan geliyorum. Bir tane kocaman karpuz kalmış büyümüş, baksana. Oy maşallah. Evet. Üzümleri bakalım. Bir tane takipçimiz şey istiyor biliyor musun? Üzümleri nasıl çiğneyeceğiz ayakla diye. Detaylı bekliyorum diyor. Dedim söz. O zaman çiğneyici yapacağım. Var. Evet. 120 kiloluk. Tamam, bunlar ama yemelik. Tabii bunlar sofralık. Sofralık üzüm. Bunları hediye götüreceğim. Oh. Oh. Çirkin. Gel bakayım. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiklerimi, gördüklerimi paylaşacağım demiştim. Paylaşmaya devam ediyorum. Bugün bağ bozumu. Üzüm topluyoruz. Üzümden ne yapacağız? Petmez yapacağız. Petmezin tüm aşamalarını bölüm bölüm göstermek istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Üzümleri topluyorum. Bıçaksız topluyorum. Şöyle gösterelim Feraycığım. Üzümleri böyle birinci boğumdan değil, ikinci buradan böyle bir santim derinliğinden, ikinci ekinden böyle yaparsan çıttadan kopuyor. Hiç bıçakla uğraşmaya gerek yok. Böyle derin saplı anca sofra üzümleri pazara çıkanlar toplayabilir. Biz pazara çıkarmıyoruz. Sofra üzümü de bil bunlar. Sofra üzümlerimiz yan tarafta. Çeşit çeşit üzüm var bizde. Bu üzümlerin şırası çok çıkıyor. Esas bunlar şarap üzümü. Ama biz tabii ki şarap yapmıyoruz. Petmez yapıyoruz. Yiyoruz. Eşe dosta veriyoruz. Öyle yani. Şimdilik bakalım bize kolay gelsin. Yapanlara da kolay gelsin. Yapacak olanlara da. Arkadaşlar videolarıma abone olmayı unutmayın. Hayatınızda hiçbir eksik olmaz. Artınız olur. Bildiklerimi paylaşmaya devam ediyorum. Bu kopmadı ama yanlış yerden. Bu sene bize kuşlar yardıma geldi. Kara kuş, kara tavuk diye bir kuş var. Üzümleri yediler biliyor musun? Bir bak. Kuşlar yermiş. Hasan abi öyle dedi. Ben tanımam o kuşu, bilmiyorum da. O başka meyvelere de zarar veriyor. Ama demek ki o kuşun da rızkı bizim bahçeden. Herkesin rızkı nereden geldiği belli değil. İlk önce kurdun kuşun hakkı, sonra kalanı bize. Hasan Zeki'yi yakalamışım. Çalıştır onu, çalıştır. Kaç çuval çıkacak? 9 çuval çıkacak mı? Çok hoş güldünüz. Hadi kolay gelsin, işler çok. Ben de başlayacağım şimdi üzüm toplamaya. Hadi bakalım, kolay gelsin hepimize. Arkadaşlar üzümü bolluğuna bir bakar mısınız? Yapmış böyle. Tabii ki hepsine bakamıyoruz ama onlar kendi kendilerine bakıyor. Bu daha pek olmamış. Tekirdağ'ın yapınca. Maşallah, kurban oldum Allah'ım. Toprak ana ne kadar cömert. Ne kadar cömert. Ekmişiz durmuşuz o köşeye, bu köşeye. Bolluğa bir bakar mısınız? Vermiş Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım olmayanları da ver ya Rabbim. Bir çubuk toprağa diktik, neler oldu?
Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo, evi daha bir şey toplamamışsınız ya. Topladık be. Baksana. Aha. Aa, tamam. Arkada sarı var, beyaz var, siyahı var. Çok güzel. Harika. Onlar da güzel. Kokuyor. Çok. Afiyet olsun. Çok güzel, sulu. Çok güzel, incir harika ya. Evet. İmeğe insan lazım değil mi? Bence de. Bence de. Yemeğe insan lazım. Yemeğe insan lazım ama o da insan da yok. Geldik. Vallahi size afiyet olsun. Toplayın, bir yemeklik çıkar. Ben dün pişirdim, harika oldu. Yıkılmaz mı? Feraycığım. Mis gibi toprak. Evet. Doğal tarım bizde. İlaç yok, zehir yok. Arkadaşlar, ben şimdilik bu kadar üzüm topladım. Herhalde bu hafta bu kadar üzümden yapacağız. Öbür başta da var. Bazıları daha pek olmamış. Tekirdağ yerli yapılacak üzümü daha pek tam şeker gibi olmamış. Bunlar da sofralık üzümlerimiz. Bunları da ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde onlardan da daha sorun yaparız. Bakar mısınız? Kurban oldum Allah'ım. Oh, kedoş. Bunlar da burada. Bunlardan da sofralıklardan topladım biraz. Güneşli karşıda pek iyi olmuyor ama bu tarafa mı dursan acaba? Hepsinden bunları ezmeye ezeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Çuvallara doldurur. Bakalım neler yapacağız. Bunları ne yapacağız? Bunlar da daha var burada. Toplamaya devam. Toplamaya devam. Bunlar şey, sofralık üzüm. Çilekler de yetişmiş. Çilekler gelmiş, sorma. Çilekler bol. Haydi şimdi kuyu başına. Ben eski motorculardan biliyor musun? Arkadaşlar, biz kuyu başına geldik. Tüm işlerimiz kuyu başında oluyor bizim. Özel bir tahtamız var. Üzümleri çiğnemeye. Şıra yapacağız. Şıradan sonra tabii ki pekmez olacak. Bir tane takipçim özellikle istemiş. Nasıl çiğneyeceğimizi görmek istiyordu. Biz de şöyle göstereyim. Bir özel tahtamız demiştim. Böyle meyilli koyuyoruz onu buraya. Etrafında çıtalar var. Onun içinde çiğneyeceğiz. Çuvalın içine dolduracağız üzümleri. Temiz un çuvalı. Şimdi öyle üstüne. Evet. Şimdi şey. Daha koyacağız mı? Ha, toprak koyacağız. Evet. Ve bir avuç da toprak koyuyoruz. Petmez toprağı. Bu özel bir toprak. Bakkaldan aldık biz. Özel satılan yerden. Bazı yerlerde de varmış ama biz bölgeyi, yani toprağı tanımadığımız için işi garantiye alıyoruz. Hazır alıyoruz toprağı. Yarım kilo toprak zaten yetiyor. Şimdi çiğnemeye geldi sıra. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Böyle buruluyor. Evet. Ondan sonra basıyorsun üstüne. Ama üzerine de 100 kiloluk bir insan istiyor. 100 kilonun altında olunca olmuyor o iş. Oh maşallah. Bak ne çok şıra çıkıyor. Tabii ki bizim üzümler özel şarap üzümü olduğu için çok şıraya çıkıyor.
böyle. Maşallah baksana. Bir kova üzümden ne kadar çok şırı çıktı. Tabii ki bunun makineleri de var ama. Ya biz... makineleri var ama biz ufak üreticiyiz. Makineyi ne yapacağız sonra? 3 kasa üzüm var. Ama şimdi üzümleri kalanını tartacağım. Bakalım kaç kilo üzümden ne kadar çıkacak. Ben de merak ettim. Çizmeler de çok özel. Çift poşet. Bir kova üzümden hemen hemen bir leğen dışarı çıktı. Şimdi dökene bakalım. Bir kova üzüm de 10 kilo. Tartıyorum özellikle. Kaç kilodan bakalım ne kadar çıkacak. Bunu boşaltacak. Buna boşalt kalklara. Çöp yok. Haydi ikinci kovaya bakalım. Üstüne. 20 kilo mu oluyor bunun? Şimdi 20 kilo oldu. Üzümün rengi hiç önemli değil. Beyaz olsun, siyah olsun. Petrez yine siyah oluyor. Ve kalitede de hiçbir fark yok. İkisi de aynı oluyor. Haftaya da belki beyazdan yapacağız. Kısmetse. Onlar biraz daha, bir hafta daha beklemeleri gerekiyor. Arkadaşlar bu çuvalda yarısı sofralıktı, yarısı şarap üzümüydü. Sofralıktan az çıkıyor. Leğen bile dolmadı. Haydi bakalım bir tane daha. Az kaldı. Toprağa da koyalım. Az az da niçin avucumda böyle bir dolu dolu avuç toprak yarım yarım aldığım için iki defa da koydum. Haydi bakalım devam. Oo, mis gibi şıra. Yalnız sofralık üzümlerden pek şıra çıkmıyor. Olduğu kadar. Ben ocağın altını açtım. Tekrar yani diğerlerini koydum şıraları. Başladı kaynamaya. İyi. Bunları da ilave edeceğiz üzerine. Ocağın altını açtık arkadaşlar. Şimdi başlayacak kaynamaya. Ve üzerine köpük olacak. Kaynadıkça şöyle köpüklerini alıp atacağız. Bir taraftan şıra oluyor. Bu burada kaynamaya başladı. Bunlar da yemeğe kalsın. Her taraf yemelik ama yiyecek insan da yok. Hadi kolay gelsin. Çiğneme faslı bitti. Şimdi ocak başına arkadaşlar. Çiğneyicimin de çizmeleri çok özel. 2 kat, 3 kat poşet bağladık. O zaman çok temiz oluyor, sağlıklı oluyor. Ve böyle bir tahta olmayanlara tavsiye ederim. Leğende o iş hiç olmaz. Ben görüyorum leğende sıkıyor insanlar. Ama o çok zor bir şey. Leğende. Bu çok özel bir tahta. Evet, çok abi. Çok basit ve çok özel. Arkadaşlar biz böyle ocak işlerini genellikle akşamları yaparız. Hem sıcak olmuyor
ve sinek olmuyor. Daha sağlıklı oluyor bizim için. Daha rahat. Bu şıra kaynadıkça böyle pekmezini alacağız, köpüğünü alıp alıp dökeceğiz. O kadar çok köpük çıkacak ki o attığımız içine toprak onun köpürmesine sebep oluyor. Şöyle. Tüm tortuları temizliyor. Tam şekerini bırakıyor. Özel pekmezlik malzemesini. Şöyle köpük bunu atıyoruz. Arkadaşlar 10 dakika arayla köpük alıyorum. Acayip köpük çıkıyor. Tüm tortularını atıyor. Dakika başı köpük alıyorum arkadaşlar. Dakika başı köpük. 10 dakika arayla yani silme dolu tava içinde bir parmak pekmez kalacak inşallah. Ve çok değerli. Yani şekersiz. %100 doğal. Bu köpükler işte o tortusu, attığımız toprak. Benim şıra köpük yapmamaya başladı. Çok az yapıyor ama buharlaşması gerekiyor. Tavanın yereye kadar gelene kadar kaynatacağız bu gece. Benim şıram azaldı. %40'ı buharlaştı. %60'ı kaldı. Buraya kadar doluydu tencere. Silme doluydu. Şimdi ben onu indiriyorum. Bir gece mutlaka beklemesi lazım. Beklemesi şart. Hazır değil ama tortusu durulsun diye beklemesi şart bunun. Bir gece beklemese güzel olmayacak pekmezin. O yüzden onu tencerelere aktarıyorum. Berrak olması için değil mi? Tabii berrak olması için. Öbür türlü berrak olmaz. Böyle tortulu olur. Ama mis gibi de koktu biliyor musun? Kokusunu anca saldı. O büyük köpüğü kalmadı. Dinlenecek. Yarın sabah tekrar bir ufak köpük bırakacak. Ondan sonra inşallah kuruluşacak. Bir 4-5 saat kaynattım. 5 saat kesin. Anca bu kadar azaldı. Şimdi yarın sabaha dahi 2-3 saat kesin kaynayacak. Sabah ola, ayrı ola. Biz bu işleri genellikle gece yapıyoruz. Daha kolay oluyor. Böyle tencereleri, 3 tane tencereyi dökeceğim onu. Bekleteceğim. Şimdi tavayı tekrar indirmem lazım. Aynı bismillah. Oh, çok da kaynak ipi de var. Aynı bismillah. Almadı. Bak ne kadar az bir toprak kalmış Hasan. Dibinde. Bütün topraklar köpüklen gittiler. Şimdi bunu yarın ince tülbentle süzeceğim. Tekrar kaynamaya devam edeceğim. Herkese günaydınlar arkadaş. Arkadaşlar pekmezin ikinci aşamasına başladık. Bir günde bitmiyor pekmez. Bir gece beklettik şırımızı. Şöyle tülbentten de süzüyoruz şimdi.
Tülbentten süzmeden, bir gece bekletmeden parlak ve duru olmuyor pekmezler. Bırak, bırak. Evet, süzmeye devam arkadaşlar. Tencerenin dibinde tortu ayrılıyor. 30, tam 30 litre şıra koydum. 48 kilo üzümden. Tabii bir 10 kilo sofralık üzüm vardı. Diğerleri şarap üzümü. Ozan, sizin üzümlerden kimde çok şıra çıkacak? Bizimkiler şaraplık, evet, çoğu. Evet. Şöyle bir bakın nasıl tortu birikti akşamdan beri. Bu yani son işlemi. Bunu bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz değil, kaynatacağız. 5 saat mi kaynayacak, 4 saat mi? Bakalım kaç... Koyulana kadar. Tabii, kaç kilo pekmez çıkacak. 30 litre şıradan. Başka. Evet arkadaşlar, şimdi ocağı ediyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Rengini de değiştirdim tabii ki. Bu plastik kovada soğuk şıra arkadaşlar. Sıcak olduğunu düşünmeyin. Akşamdan beri soğudu. Şimdi biraz köpük yapacak. Köpüğünü alacağız. Sonra köpük yapmaya kesilecek. Bakalım kaç kilo petrez çıkacak. Bana kolay gelsin. Herkese güzel günler. Tekrar köpük yapmaya başladı. Şöyle köpükleri tekrar alacağız. Bu iş arkadaşlar çok zor değil ama tabii ki zaman isteyen bir iş. Arkadaşlar tekrar köpük yapmaya başladı. Şöyle köpüğü kepçelerle alıyoruz, süzgeçlerle. Tabii ki akşamdan beri dinlendi. Tekrar tortuları çıkıyor meydana. Çok iştahlı iştahlı kaynıyor maşallah. Bakalım ne kadar petmez kalacak bize. Şekerli kısmı başladı çıkmaya, parlamaya, parlıyor şıra. Arkadaşlar pekmez tamamen oldu. Bir bakın şöyle. Altında yalnız bir iki tane kor var. Kendi ısısınla. Tamamen şeker olduğu için ateşe de dayanamıyor. Bıraksam hemen altına odun koysam tavada bir şey kalmayacak kesin de. Bıraksam da taşıyacak. Şöyle ne kadar koyu koyu oldu, böyle indirmeye hemen hazır. Evet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, oh pas parlak. Şöyle 9 litrelik benim tencerem. Ona döküyor. Hop hop hop. Ay taşıyacak, taşıyacak, taşıyacak. İşte kendi sıcağına. Sıcak ya onda. Oh maşallah ne güzel oldu. Oh, harika oldu valla. Arkadaşlar pek çabuk olmuyor. Akşam 5 saat kaynattım. Bugün de 5 saat kaynattım. 10 saat anca kaynama. Ele sonuna doğru çok ağır ağır kaynaması gerekiyor. Evet. 48 kilo üzümden 30 litre şıra çıktı. Net 30 litre ölçtüm. Üzümleri de tartmıştım. Ama pekmez ne kadar çıkacak? Bu tencerede pekmez dinlenecek. Onu tekrar süzeceğim. Tülbentle. Tabii tortuları dibine çökecek. Bak ne kadar pasparlak, ne kadar güzel. Sen şöyle çek. Harika. Yani bundan iyisi can sağlığı. Bu köpük çökecek.
Tortular da çökecek. Tekrar onu süzeceğim. Net. O zaman bilgi vereceğim. Videoyu ancak bitirebileceğim. Şu anda video bitmiyor. Şu anda herkese güzel günler diliyorum tekrar. Ama harika güzel oldu. Harika güzel oldu arkadaşlar. 1 gram şeker koymadım. Kendi şekerinden, üzümünden. İşte sofralık üzümlerden çok fazla şıra çıkmıyor. Fakat şarap üzümlerinden, özel petmez üzümlerden, onlardan çok güzel şıra çıkıyor. Allah bereketini versin. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Arkadaşlar, benim petmezim soğudu. O kadar koyu olmuş ki, inanın ki resmen bal gibi, bal kıvamında. Şimdi onu kavanozlara dolduracağım. Bakalım ne kaç kavanoz çıkacak. Arkadaşlar, 5 kavanoz petmezim çıktı. Yani 5 litre ama kilodan fazla mutlaka bal gibi. Onu da bir tartayım. Bir kavanoz bakalım ne kadar geliyor. Söyleyeceğim size de, çekeceğim onu. Bu küçük kavanozda komşu Hakkı, Buse'yle Ozan'ı. Burada da arkadaşlar köpüğü aldım bu kavanoza. Köpüğünü çok seviyorum. Şöyle. Pofur pofur. Şeker. Arkadaşlar, boş kavanoz 385 gram. Bakalım dolusu ne çıkıyor. Yani 1 kilo 240 gram mı oluyor? O civarda 240 gram. Yani inanın ki bayağı bir meşakkatli oldu sonunda. Çok kaynattım. Ama bal gibi oldu. Petmezin dışından çıktı. Pazarda satılan petmezler gibi değil. Dupduru. Çok koyu oldu. Böyle dolu dolu banaklı. Hiç ekmeğin üstünden akmayacak şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yapmış olanlara da afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Bu kadar işten sonra bahçenin son hali arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bildiklerimi, gördüklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu suları da merak edenler mutlaka vardır. Onlara da inşallah bir gün video çekerim. Bahçede işler çok. Sezonu da kapattık, kapatacağız inşallah. Böyle durum bu. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese güzel, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.